Refah demesinin tesadüfi olmadığını siz sevgili kardeşlerimiz yine göstereceklerdir. Gerek şehre girişteki karşılama heyecanı, gerekse şu andaki salon bunu gösteriyor. Şimdi sizlere Kayseri İl Başkanımız Mehmet Müezzinoğlu hitap edecektir. Buyurun efendim. Muhterem Genel Başkanım, muhterem milletvekillerim ve davetimize icabet edip buraya kadar zahmet buyuran sevgili hemşehrilerim. Hepinize hoş geldin diyorum ve Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, sıhhat ve afiyeti bütün inananların üzerine olsun. Ve siz buradaki mevcut bulunan kardeşlerimizin üzerine de olsun. Bu toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerime ben burada son veriyorum. Konuyu uzatmayın, benden sonra konuşacak muhterem hocamın zamanını fazla meşgul etmeyelim. Tekrar esselamu aleyküm. Şimdi sizlere milletvekiliniz Abdullah Gül Bey hitap edecek ama Abdullah Gül Bey hitap etmeden önce birkaç kelime söylemek istiyorum. Hepiniz yakinen takip ettiniz. Abdullah Gül Bey aynı zamanda Avrupa Parlamentosu üyesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsilen Avrupa Parlamentosu'nda bulunuyor. Ayrıca bir hafta evvel muhterem Genel Başkanımız Profesör Erbakan Abdullah Gül Bey ile birlikte Birleşmiş Milletler ve Amerika yetkililerine çifte standartlardan vazgeçin, artık Müslümanlara zulmetmekten vazgeçin, herkesin hakkını kendisine teslim edin demek için birlikte bir Amerika seyahatimiz olmuştu. Dolayısıyla sizin parlamentoya göndermiş olduğunuz insanlar sizin sesinizi, Müslümanların sesini ta Butros Galiler'e kadar, Washington'lara kadar ulaştırma imkanını bulmuşlardır. İnşallah gene baştan dediğim gibi biraz evvel gazeteci arkadaşlara da sohbet ederken adil düzen ne zaman kurulacak dedi. Siz 7-0'a devam edin, en kısa zamanda kurulacak dedik biz de. Şimdi 7-0'ın birinci sırasında Abdullah Gül Bey vardı. Sizlere hitap etmek üzere davet ediyorum. Buyurun efendim. Çok değerli hemşehrilerim, müsaade ederseniz önce hepinizin adına ben Sayın Hocamıza bu davetimizi kabul edip geldikleri için teşekkür ediyorum. Daha sonra da sizlere teşekkür ediyoruz. Geldiniz, bu iftar yemeğine katıldınız. Ben de diğer arkadaşlarım gibi sözü uzatmayacağım. Çünkü biliyorsunuz Ramazan günü vakit vereceğiz. Hocamız Ankara'da tekrarladığı, yaptığı bir konferansı burada tekrarlayacak. Ümit ediyoruz ki bu konferans gerçekten çok takdir edeceksiniz ve çok şeylere ışık tutacak. Onun için ben hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum ve sözü uzatmadan arkadaşıma ve sonra da hocama bırakacağım. Evet, teşekkür ediyoruz Abdullah Gül Bey'e. Efendim, yine milletvekilimiz Şaban Bayrak Bey biliyorsunuz aramızda. Salih Kapısız Bey yurt dışında oldukları için bu iftara, bu programa iştirak edemediler. Kendilerinin de selamlarını getirdik size. Sevgili Kayserili kardeşlerim, Kayseri'nin bizim için, özellikle de muhterem hocamız için çok ayrı bir yeri var biliyorsunuz. İlkokulun birinci sınıfını Kayseri'de kendileri okumuşlardı. Dolayısıyla şu anda aynı zamanda hemşeriniz olarak huzurlarınızda. Muhterem hocamız şimdi sizlere ekonomide milli görüş konulu görüntülü bir konferans sunacaktır. Bana konuşmayacak. Peki hocam. Şaban Bayrak Bey ile bir selamlama konuşması yapacak. Ben mikrofonu kendisine veriyorum.
Değerli arkadaşlar. Bugün burada Ekonomide Milli Görüş adlı konferansı akdetmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Toplantımız millet ve memleketimizin maddi ve manevi kalkınmasında hayırlı ve başarılı hizmetlere vesile olması temenni ve duasıyla buraya kadar gelip davetimize icabet ettiğiniz için hepinize hoş geldiniz diyor ve selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Kayserimizi ve Kayserilileri Kayseri olarak başarıya ulaştıran, bu Kayserili tabirini omuzlarında taşıyan sanayici ve iş adamları arkadaşlarımız aramızdalar. Onlara da ayrıyeten geldikleri için, şeref verdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Sanayi Odası Başkanımız Mustafa Çapar Bey buradalar. Yine Ticaret Odası Başkanımız Yılmaz Büyüknabat Bey buradalar. Kendilerine ayrıyeten hoş geldiniz diyorum. Şimdiye kadar Kayseri kendi işini bilir düşüncesiyle bir devlet desteğini almamıştır. Bir şeker fabrikası yapılmıştır. Daha önce Sümer Bez fabrikası yapılmıştır. O günden 74-76 yıllarına kadar devletin doğru dürüst bir yatırımına mazhar olmamıştır. Ne zaman ki Milli Selamet Partisi bir koalisyon hükümetiyle iktidarda bulunduğu dönemde Kayseri'ye 3 tane devlet yatırımını yapmayı başarmıştır. Birincisi takım tezgahları fabrikası, Taksan dediğimiz, 3500 kişiyi çalıştıracak ve bugün Orta Doğu'nun en büyük takım tezgahları fabrikası olan bir fabrikadır. Onun temeli 1976 yılında atılmıştır. İkincisi kesici aletler fabrikasının temeli atılmıştır. Takım tezgahlarında kullanılan kesici aletlerin fabrikasıydı. O zaman atılmıştı, fabrika yapıldı. Fakat Türkiye'nin sanayileşmesini istemeyen güçler tarafından durdurularak şimdi fen lisesi olarak devam ediyor. Daha sonra yine aynı dönemde atılan organize sanayi bölgesi var. 10 milyon metrekare araziyi kapsamıştır. Dolayısıyla 345 parsel bulunmaktadır. En küçüğü 5000 metre, en büyüğü de 150 bin metre olan arsa bulunmaktaydı. Bugün aşağı yukarı 100 küsür fabrika çalışır vaziyette. 80 kadar da inşaatı devam eden fabrikalarımız var. Diğer fabrikalarda arsaları satılmış. Önümüzdeki 8. aya kadar arsa sahibi arkadaşlarımız da inşallah başlayacaklar. Organize sanayinin Kayseri'ye kurulması ne demektir? Orada 20 bin işçinin çalışması demektir. O zamanki atılan temel bugün elhamdülillah meyvelerini vermeye başladı. Dolayısıyla inşallah Kayseri'de büyük bir gelişme olacak. Eğer şimdiye kadar gelen iktidarlar 1976'da ve hatta 1980'de organize sanayinin temeli değil de 50'lerde 60'larda atmış olsalardı, Kayseri bugün böyle ikinci büyük bir il olma durumuna gelecekti. Arz ediyoruz ki bundan